Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Düzce Gümüşova Çatalbaş Av Bayisi'ndeyiz yine. Bu videomuzda sizlere bayide bulunmakta olan ikinci el tüfekleri, özelliklerini ve fiyatlarını söyleyeceğim. Ramazan'a soracağız tabii ki. Öğreneceğiz kendisinden. Tüfeklerimiz yerli tüfekler. İthal tüfekler de var. Bir tane ithal var. Var İki mı? İki tane var. Beratta'yla Robus var. Beratta var. Bir de Franke Infinity'ler var. Sıfır ayarında. İkinci evet. el. Evet. Onları çıkarmadık şimdi arkadaşlar. Onların zaten videolarını çekmiştik sizlere bolca. Ama videonun sonunda o Infinity'leri de şöyle bir gösteririz. Benelli Süper Vinci de var abi. Benelli Süper Vinci'miz de duruyor. Onda da fiyat değişikliği yaptık. Fiyatı biraz geri geldi. Arkadaşlar Süper Vinci kaç liraydı? 68 bin liraydı. 68 bin liraydı. Biraz bekleyince bayinlerinde aşağı yukarı 3 aydır... Müşterimizin tüfeği bizim değil. Evet, 3 aydır duruyor. Müşterinin de biraz acelesi varmış. Başka bir tüfek almak istiyor kendisi buradan. O yüzden fiyatı da aşağıya çekmesini rica etmiş Ramazan'dan. Kaça indirdi Ramazan fiyatı? 55 bin lira indirdik abi. 68 binden 55'e evet, mi? Yaklaşık 13 bin liralık bir indirim evet. daha oldu. Evet, buradan bilginize arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Abi, bundan başlayalım. Atanın, o ne? Atanın süper pozası 76 namlu. Ata SP. Evet. 76 namlu. Spor şoklu. Evet, spor şoklu. Bu yeni mi geldi, var mıydı? Bu vardı abi. Bu şoklar benim ilgimi ilk defa çekiyor. Evet. Arkadaşlar uzun güzel bir şokları var. Gerçi 5 santim şoklar. Gerisi tutma payı. Anahtarsız elinizde sıkabiliyorsunuz. 76 namlu evet. süper poza değil mi? Ayarlanabilir dipçik. Evet. Asansörlü. Asansörlü dipçik. Şöyle yukarı arkadaşlar. Alabiliyorsunuz. Buradan alyanı da kendinize göre ayarlıyorsunuz. Yukarı aşağı. Daha önce hepsi var. Selektör, ejektör. Hepsi var abi. Enjektör, selektör. Yok yok. Trap tüfeği mi böyle? Bu trap tüfeği abi. Ama yüksek avlarda da kullanılabilir. Evet. Zaten bek avlarında. Evet. Burada usta avcılar da trap tüfeğini bazı avlarda tavsiye ediyorlar. Evet. Daha hızlı, daha şok, daha iyi grupman sağladığını söylüyorlar özellikle. Arkadaşlar bu tüfeğimizde gene sıfır ayarına yakın. Sıfır mu? Hatta bu sadece sıfır. Ruhsata işlendi. Evet. Atış yapılmadı, kullanılmadı. Tüfeğin üzerinde nokta dahi çizik yok. Evet. Herhangi bir ikinci el olduğuna dair ibare yok. Bunu abimiz aldı, ruhsatını işledi, hiç atış yapmadan vakti olmadığı için bize getirdi, bıraktı. Biz de bayi üzerine aldık. Kaydı şu an bayi üzerinde. Satın alma belgesi hazır olan arkadaşlara bizzat biz bayi üzerinden fatura kesip vereceğiz. Evet, bu modelin yenisi kaç lira onu soralım önce. Sıfırı. Abi 46 bin lira şu an bunun sıfırı. Sıfır. Yani sıfırı bu da getirdi. Sıfır. Bu da sıfır. Bu kaç lira? Bunu da 32 bin liraya bırakacağız abi. 46-32 yaklaşık olarak 14 bin liralık bir indirim var tüfekte. Evet. Arkadaşlar sıfırını alırsanız 14 bin lira daha pahalıya alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu 76 namlu Atan'ın süper pozesi trap tüfeği. Dediğim gibi sıfır tüfek. Yalnız ruhsata işlenip kullanılmadan bayi üzerine geri geçmiş. 14 bin tersine 32 bin liraya meraklısına arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu da yine bizim... Evet. Bu da bizim. Arkadaşlar deminki tüfeğin parlak kasası. Avda kullanılmış. Biraz ufak tefek ikinci imareleri var ama temiz tüfek. Evet. Bu tüfeğimizin deminkinden farkı çift namlu. Deminki 76 namluydu. Evet. Trap tüfeği. Bu tüfeğimizde hem 76 gene aynısı deminki gibi hem de 71 namlu. 71. Çift namluya sahip. Ekstradan da hatırladığım kadarıyla bu tüfeğin tetik grubu çıkıyor. Evet. Şuradaki bir pin vasıtasıyla çek Ramazan. Evet, bunu evde güvenlik amaçlı çıkarıp saklayabilirsiniz. Silah çalışmaz arkadaşlar hiçbir şekilde. Ayrıyeten de kameraya yaklaştır Ramazan bir tetiğin ileri geri parmağın şeyine göre. Şu şekilde. Tetiğin dibinde arkadaşlar bir pin var. Bakın o pime bastırıp ileri geri parmak ayarınızı tam, kendinize göre evet, ayarlayabilirsiniz. Kendinize göre yapabilirsiniz. Takalım. Bu tüfekte ekstra tetik özelliği var. Çökülebilir, takılabilir, ayarlanabilir. Ayarlanabilir. Artı çift namlu. Artı yine asansörlü dipçik. Tüfeğimizde selektör, ejektör var mıydı? Hepsi var abi. Evet, duydunuz arkadaşlar. Ejektör sesini tepmeyle arkadaşlar. Çalışıyor tüfeğimiz. Mobil şoklu bir tüfek. Evet, bu tüfeğimizin fiyatı ne kadar? 40 bin lira abi bunun fiyatı. Arkadaşlar bunun fiyatı da çift namlu olmasından dolayı. Evet. Bu fiyat deminki 32 bin lira tek namlu. Bunda ayarlı tetik, çıkabilir tetik grubu ve bir tane daha namlu ekstra yanında
40 bin lira arkadaşlar. Evet. Bu tüfeğimizin fiyatı da artı parlak nikel kasa. Bunu görmemiştin herhalde abi. Bunu görmedim herhalde. Bu şeye benziyor. Sarsılmaz'a benziyor. Sarsılmaz zaten. Evet. Sarsılmaz hangi modeli? Concord. Bizim gençliğimizin tüfeklerinden. Bu yarı otomatiklerde ilk büyük marka olarak Türkiye'de Konya Üzümlü'den ayrı olarak Sarsılmaz grubu vardı böyle. Bu tüfek çift namlu abi. Öyle mi? Bunun bir tane daha yedek namlusu var. Bunun zaten namlu böyle ucunda yedek namlusunun şey mi aynı böyle düz mü? Yine mobil shop. Bu bir tane daha yedek namlusu var. Namluyu daha yeni aldı. Hiç kullanılmadı. Namlu sıfır. Bu performans namlu yazıyor bir de bunda. Belki de sıfır olan namlusu bu. Bakalım. Sıfıra da benziyor bu namlu. Yok, bu sıfır olan namlusu değil. Bir tane daha namlu var. Sıfır. Arkadaşlar namlu şöyle performans göstereyim. Performans namlu. Sarsılmaz'ın performans namlusu. Bu namlu 71 mi? 71. Bu 71. Bir de 66 sıfır namlusu var. Hiç kullanılmadı. 66 aynı bant gene. Aynı bant. Evet. Bu Remington almıştı 11.87 bir abimiz bizden. Arkadaşlar. Onun tüfeği. Tüfek aldığı kullanılmış. Zaten bizim buradan evet. Yerli müşterimiz. Kullanım ibareleri, imareleri tüfekte mevcut ama fazla aşınmamış bir tüfek. Yani yıpranmamış çok da evet böyle haşatı çıkmış bir tüfek değil arkadaşlar. Sarsılmaz'ın üst modellerinden zamanı Concord değil mi? Evet. Bu tüfeğin fiyatı ne kadar? Abi, çift namlu fiyatı. Çift namlu fiyatı bunun 17.500 lira. Duydunuz arkadaşlar. Bu da çift namlu hem 71 hem yedek de yedek namlusu hiç kullanılmadı. 66 namluyla kullanmak isteyenlere bugün bir namlu zaten Sarsılmaz'dan almaya kalksak 7-8 bin lira. Yani o fiyatlardadır. Evet. Kaç dedin Ramazan buna? 17.500 lira abi. 17.500. Bu arada tarihi de söyleyelim. 6 Haziran 2024 Perşembe. Evet arkadaşlar. Tarihi niye söylüyoruz? Bu tarihli fiyatlar. Geçin. Bu tarihli fiyatlar şöyle 6 ay sonra videoyu izliyorlar. İşte bir sene sonra izliyorlar. S55'ler, S56'lar, Browning'in A500G'leri, ondan sonra Hulu'nun 61 şeritsiz slug pozesi. 6 ay önce, 8 ay önce yayınlanan videoları şimdi izliyorlar, yeni yayınlandı zannediyor takipçilerimiz. Evet. O yüzden üstüne basa basa tarih veriyoruz artık. Aslında videonun yayınlanma tarihi arkadaşlar, videonun çekim tarihine çok yakın bir tarihtir. Ama yeni takipçiler bunun farkında değil. Farkında değiller. O yüzden tarih veriyoruz. 6 Haziran 2024 arkadaşlar. Avkar'ın ikinci el pozesi abi. 12 kalibre, enjektör, selektör hiçbir şey yok. Çift tetik, düz bir poze. Düzce miydi Avkar? Ha, Avkar düzce abi. 71. 71 namlu, kendinden şoklu. Valla namlu falan tertemiz. Öyle namlu. Bu zaten eniştemizden geçti bize. Pas vesaire bilmem ne yok. Arkadaşlar geniş bant. Namlunun ortasında da arpacık var, ucunda da arpacık var. Düzce de biliyorsunuz bir aralar silah fabrikaları oldukça fazlaydı. Şu anda azaldı. Düz Ramazan'ın demesi gibi ilk çıkan pozelerden. Çift tetik. Çift tetiğe alışanlar için özellikle çift tetik arayanlar da var. Bunun fiyatı nedir? Ha, bunun fiyatı 9500 lira. Bunu kaçırmayın derim arkadaşlar. Poze almak isteyip de ihtiyacı olanlar bu tüfeğe kaçırmasınlar. Temiz tüfek. Gerçekten güzel tüfek. Evet, buradan Fatih abime selam olsun. Geçelim. Bayi'de hiç göstermediğimiz bir tüfek. Yine Atan'ın CE modeli. Evet. Fakat bu modelini hiç göstermemiştik CE'nin. Şöyle bir elime alıp bakabilir miyim? Tabii ki. 7 artı 1 mi 8 artı 1 mi? 7 artı 1, 51 namlu. Alev gizleyeni var. Alev gizleyeni var. Şokla takabiliyorsunuz. Şok takılabiliyor mu? Takılabiliyor tabii. Dişli. Şok takılabiliyor. Mobil şokla takabiliyorsunuz arkadaşlar. CE gazlı bir model. Gene spor geniş kurma kolu mevcut. Zaten modelde Sporting abi. Öyle mi? Evet. Evet. Sporting modeli. Çelik sesini duyuyorsunuz bakın Atada. Bu sesi her tüfekte duyamazsınız. Bu kadar net duyamazsınız arkadaşlar. Bu Atan'ın çelik sesi özellikle CE modellerinin ilk çıktığından beri 2000'den beri meşhurdur yani. Bu abi Arçak Hoca'dan Fatih abimizin. Evet selam olsun kendisine. Avrupa bir tüfek alacak Fatih abim. Evet. İyi bir berat da arayacağız Fatih abiye. Ben dedi İtalya geçiş yapacağım dedi. Bunu bu da kullanılmamış ama. Bu da kullanılmadı. 7-8 tane fişek attım öylece duruyor dedi. Yani bu da sıfır ayarında arkadaşlar. Taktik tüfek düşünenlere bakın 7 artı 1 CE kesinlikle tutukluk yapmaz öyle söyleyeyim. Yani tutukluk yapma oranı diğer tüfeklerden çok düşüktür. Bu Atan'ın Venza ve CE gazlı modellerinde.
Bunlar saat gibi çalışan tüfekler. Tutukluk yapmasın, sorunsuz, savunma amaçlı tüfek almak istiyorum. Atışlarda, doğada kullanmak istiyorum diyenlere... Domuza, uçurluk avı veya savunma amaçlı. Aynı zamanda avda da kullanayım. Tabii. Diyenlere arkadaşlar sılak namlu kurşun atabilirsiniz. Dilediğiniz gibi saçma atabilirsiniz. Kısa avlarda, bıldırcın ve çulluk gibi yakın kalkan avlarda. Onun haricinde şoklu zaten. Bir numara şokuyla tavşana ve kekliğe bile gidebilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Öyle söyleyeyim. Çok amaçlı olarak tek tüfek kullanacağım diyorsanız bu tüfeği kullanabilirsiniz. Bu da buna ben Fatih abiye sormadan bir fiyat vereceğim. Lazer takma yeri mevcut. Evet, lazer el feneri. Evet, yüksek bant. Bantı şöyle göstereyim size. Arkadaşlar nişana kolay gelmesi açısından namlu kısa olduğu için yüksek bant olarak tasarlanmış. Nişana da hemen oturuyor zaten. Evet, savunma amaçlı abi ne önerirsin diyenlere önereceğim tüfeklerden bir tanesi de bu. Gözü kapalı alırsınız. 24 gramla dahi şakır şakır bu tüfeği çalıştırırsınız. Fişek seçmez arkadaşlar. Fişek seçmez. Gramaj seçmez. Öyle söyleyeyim. Ne fiyat vereceksin? Bak yani güzel fiyat ver. Fatih abiye ben sormadım. Sormayacaksan o zaman güzel fiyat ver. Şurasında ne yazıyor? Ata Arms yazıyor abi. Ata Arms yazıyor. Evet, şurada bir Ata Arms kundakta yazısı var. Ne diyeceğiz tüfeğimize? Abi sıfırı bunun 26 bin lira. Buna da 16 bin lira fiyat çekeceğiz. Arkadaşlar tüfek sıfır tüfek. Ben sahibine bile sormadım yani bu fiyatı verirken. Evet, tüfek sıfır tüfek, tekrar söylüyorum. Yani sıfır ayarında, öyle söyleyeyim. Üzerinde en ufak bir ezik çizik bilmem ne vesairesi hiçbir şey yok. Sıfır yani. Bunu alan sıfır diye alacak. Fiyatı da sıfırından 10 bin lira aşağıda arkadaşlar. Sebep ruhsata işlendiği için sadece. Evet. 6-7 tane fişek attım, o kadar. Evet. Daha da diyecek bir şey yok. Tüfek hakkında her şeyi dedik. Evet, gelelim Avrupa'ya. Zamanın efsanesi, hala daha meralarda at koşturan keklik, çulluk, ördek, bıldırcın avlarında hala da başı çeken, tüfeğin ne dediğin zaman avcıların gururla söylediği hala daha Beretta 303. Evet. Evet arkadaşlar, burada 30 yıllık vardır maalesef tüfeğin. Fazla da olabilir. Fazla da olabilir. 30 yılı var rahat. Avrupa'nın efsanesi Beretta 303. Bu da yine avcı tüfeği. Avda kullanılmış. Üzerinde ufak tefek avdan kalan izler mevcut. Ama çok da böyle haşin kullanılmamış. Neticede avda... Dışında ister istemez, evet, çizikler, deformeler var. Zaman içerisinde avda işte yani çalıya takılmış, çırpıya takılmış, yere düşmüş vesaire olmuş. Şimdi 30 senelik bir tüfekte sıfır ayarında olmaz. Önemli olan... Bunu sıfır ayağına getirmek istiyorsanız arkadaşlar, restorasyon olabilir. 1500 lira masraf yapacaksınız, sıfır ayağına gelecek. Yani. Boyatacaksınız yani. Onun haricinde çalışmayan, etmeyen, sallanan, şey yapan hiçbir tarafı yok. Yok, bulamazsınız zaten. Sıfır ayağına soktuktan sonra da temiz bir şekilde arkadaşlar bir 30 sene daha kullanıp yine bir arkasına... Evet, bakın. Atadaki çelik sesi dedim. Müthiş dedim. Bir de bundaki çelik sesine bakın. Arkadaşlar ultra müthiş. Evet. Gazlı model. Gazlı model abi. Beretta'nın 303. Bu da çalışmam demez. Her türlü hava şartında, hava koşulunda yakmam demez, saçma seçerim demez, her türlü saçmayı atar. Gönül rahatlığı atarsın. Avrupa tüfeğim olsun, uygun fiyata olsun diyenlere ne diyorsun? 40 bin lira abi. Beretta A303. Evet, Beretta A303 40 bin lira. Arkadaşlar 40 bin liraya Beretta bulamazsınız, öyle söyleyeyim. Evet, diğer tüfeğimize geçelim. Bu da sıfır ayarında. Bu akşam sıfır ayarında tüfekler çok. Bu tüfeğin mağazasını bir anlat bize. Bu arkadaşımız benim devrem. Benden Avrupa bir tüfek aldı. Kendi tüfeklerini bıraktı. Edirne'deki devrenme. Edirne'deki devrenme. Trakya'daki devrem. Evet. Selam olsun buradan kendisine de. Selam olsun. Avrupa bir tüfek aldı. Kendi tüfeklerini bıraktı. Bir tane daha çiftesi vardı. Satıldı. Bir bu var, bir de Amfinity'ler onun. Amfinity'ler de yavaş yavaş, evet, artık gidecek. Amfinity'ler de sıfır. Ya titiz adam biraz kendisi. Sıfır. Benim devrem biraz titizdir. Arkadaşlar tüfekte çizik yok. Bu çizik bakım restorasyon gördü. Öyle mi? Tabii ama sarsılmaz sıfır gibi. Bir dakika. Restorasyon görmüş ama hiç restorasyon görmüş tüfek. Tabii tesviyesi orijinal, orijinal gibi. Yani tesviyesi ona göre yapılmış. Tesviyesine derin girmemiş hiçbir tarafına. Tamamen orijinalliği duruyor. Arkadaşlar orijinal çok güzel bir çifte.
kendi tüfeklerini Baristol'ün Almanya ile yaptı. Neydi bu, Robus muydu? Robus 222. Fransız arkadaşlar. Fransız. Bilginiz olsun, bu tüfeği daha önce göstermiştik. Tüfek boyanmış sadece ama sıfır gibi olmuş, öyle söyleyeyim. Ya kalem gibi çifte abi. Bunun fiyatı ne? Abi bunun fiyatı ne? 25 bin lira. Çift dedik. Ejektör, selektör yok. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Şurada orijinalde makara oluyor. Rubus'un orijinal askı makarasının içinde askı oluyor. Buradan askıyı çekince makara da açılıp buraya takıyor. Buraya takıyorsunuz. Burada gergin bir şekilde. Bu şeyi duruyor. Aparatı duruyor. Duruyor. İçindeki yayı koyverdiği için getirmedi onu. Getirmedi. Burada kayboluyor. Yani isteyene onu da gönderir. Onu da vereceğiz. Sıkıntı evet. Yok. İsteyene. Onu da isteyene yaptırırım diyene gönderir arkadaşlar. Rubus 25 bin lira dedim. 25 bin lira. Arkadaşlar bu bunu tüfek, da sen anlat. Evet, bu tüfek 2-3 bölüm önce sohbet yaptığımız Adem Deli abimizin tüfeği. Evet, Usta Avcılar bölümünde misafir ettiğimiz. Evet, 76. Ördek avcısı kendisi. Ördek avında kullandığı tüfek fazlalığından dolayı sattığı, severek kullandığı. Şimdi Adem abi geliyor bana, bakıyor bir modeli beğeniyor. Ramazan diyor, bunu bana bırak son diyor, ne olur diyor. Bak bu son tüfeğim olacak diyor, daha tüfek almayacağım diyor. Tamam abi şu para diyoruz. Veriyoruz tüfeği. Bir ay sonra yeni bir tüfek görüyor. Ramazan bunu kaça bırakacaksın? En son kendi tüfeğini getirdi. Bu Adem abimizin tüfeği. Buradan kendisine de selam olsun. 76 değil mi? Yine bir sohbet edeceğiz kendisiyle. Evet. 76 namlu bulutların üstüne atıyor bunu. Gezegenlere doğru atıyor. Arkadaşlar namlu iç çaplarıyla ilgili Adem ustamızdan da biraz sohbet edeceğiz. Kendisinden tecrübelerini paylaşmasını isteyeceğiz bizden. O konuyla ilgili de bir sizlerden gelen istek doğrultusunda videomuz olacak. Abi bunun fiyatını ben biraz daha aşağı çektim. İstanbul silah değil mi? İstanbul silah. Impala Plus. Evet. Impala Plus arkadaşlar. Meşhur Impala Plus bu. İstanbul silahı. 9000 lira vereceğiz abi bunu. 9000 lira. 9.5'tu. 9'a vereceğiz bunu. Her türlü uzak mesafe avında ördek, tavşan, keklik, güvercin avlarında yüksek verim alacağınız. Diğer avları da arkadaşlar 5 numara şoku takıp Biort tapa fişeklerle ya da keçe tapa ya da dispenser tapa fişeklerle de yakın mesafe avlarını yapabileceğiniz Kinetic Impala Plus. Yani bunun İstanbul Silahı markasını biliyorsunuz. Impala Plus'ı da biliyorsunuzdur çoğunuz. Fiyatı da 9000 lira. 9000 bu da lira. Arkadaşlar yıpranmamış güzel bir tüfek. Daha üzerinde etiketi duruyor zaten, görüyorsunuz. İstanbul Silahı diye yazıyor üstünde. Evet. Etiketi duruyor. Evet, bir de orijinal Franki Affinity'ler var. Evet. İki tane. Bir tanesi Max 5 kaplama. Bir tanesi de ahşap desen. Ahşap desenini göstereyim şimdi. Max 5 kaplama yukarıda. Evet. İkisi de sıfır arkadaşlar. Yine ruhsata işlenmiş. Sadece bayiye gelmiş. O kadar. Sıfır yani. Kapanış yapalım abi. Evet. Yo. Tüfeği Vitin'den aldım. Bakın. Franki Affinity Kinetic 66 namlu. İtalyan üretimi. İtalyan arkadaşlar. Orijinal tüfek sıfır bakın. Pedinin vidaları takılmadı. Daha sıfır olduğu için sahibi de takmamış zaten, kullanmamış tüfeğe hiçbir şekilde belli. Vidaları takılmamış. Kutusunda vidaları var. Evet. Kutusu var değil mi? Kutusu yok ama bütün ekipmanları var. Arkadaş taşınırken biliyorsun işte doğuya gitti geldi. Devre. Kutuyu. Kutular o ara kaybolmuş ama ben kılıfıyla kutusuyla göndereceğim. Buradan kendimiz kutu temin edeceğiz. Kendimiz kutuyla göndeririz ama çizik yok, tamir, boya, ıvır zıvır hiçbir sıfır, şey yok. Sıfır arkadaşlar. Sıfır. Tüfek bir sıfır. Tek kutusu yok. Sıfır. Ne kadar da bunun fiyatı? Yenisi ne kadar, eskisi ne kadar? Onu da söyle. 44 bin lira sıfırı şu an. Bu yüksek bant değil, düşük bant. Onu da söyleyeyim buradan. Yüksek bantları biraz daha uygun. Ucuz galiba. Evet. Bu düşük bant 66. Sıfır. İkinci eline de biz bunun ikinci el diye geçiyor artık. Evet. Bu. İkinci eline de 34 bin lira diyoruz abi. Yani 42-34. 8 bin lira tersine 40, mi? 42 değil. 44-34. 44-34. 10 bin lira tersine söylüyorsun. 10 bin lira tersine söylüyorum. Sıfır tüfek yine. Bunun Max 5'i ne kadar onu da sorayım. Aynısının Max 5'i Max var. Max 5'i de 32 bin lira abi. O da 32 bin lira. Yani fiyatları ben dibine çektim. O da kendisine de sormadım. 2 bin yani. Daha düşük öyle mi? Aynen öyle. Max 5'i. Evet. O da aynı şekilde arkadaşlar. Sıfır ayarında, bilginiz olsun. Evet. Tüfeğimizi koyalım yerine. Bu videomuzda da arkadaşlar elimizden geldiğince sizlere uygun fiyata ikinci el ayarında olan sıfır tüfekleri göstermeye çalıştık.
Umarım ihtiyacı olan arkadaşlar istifade edebilirler. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı, abone olmayı hala daha unuttuysanız da abone olmayı unutmayın. Bizlere destek vermiş oluyorsunuz. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir ücret karşılığında değil. Onu bildireyim. Videonun sonuna Çatalbaş Av Bayisi'nin numarasını koyuyorum ve yorumların ilk başına. Oradan da merak ettiğiniz konuları, fiyatlar dahil olmak üzere, tüfeklerin özellikleri vesaire WhatsApp'tan yazıp sorabilirsiniz ya da direkt arayıp Ramazan'da görüşebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz tabii. Telefonlar meşgul çalabilir. Yoğunluk oluyor, çekimde oluyoruz. Açılmayabilir çünkü Ramazan bizzat bakıyor telefonlara. Başka bir personelimize baktırmıyoruz. Evet, Başka birine baktırmıyor. Sizlerle birebir ilgileniyor. Takipçilerimizle birebir ben görüşüyorum. Evet. O yüzden çağrınızı gördüğü zaman zaten geri dönüş yapacaktır ya da en kolayı WhatsApp'tan sorduğunuz soruları cevaplayacaktır. Tüm dostlarımıza selamlar, sevgiler ve saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar arkadaşlar.